Balıklar, iş hayatınızda mı, aşk hayatınızda mı? Ne gibi değişiklikler oluyor? Bir tablo gelsin ekrana bakalım. Az sonra enlere geçeceğiz. Aşk hayatınızda bayağı bir değişiklik oluyor. Bir yıldız. Şimdi ihanet ve aldatılmayla alakalı durumlar ortaya çıkabilir balıkların bu hafta hayatlarında. Ne diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Eşine, hayat arkadaşına, partnerine sadık olan bir balığa ihanet ediyor şeklinde iftiralar atılabilir. Ha, iftira. İftira Allah anlamında. Allah iftiradan saklasın. Bu iftiralar da ilişkilerde büyük dağılmalara, kaoslara neden olabilir. Yeni değişiklikler yapmayı çok istiyorsunuz. Yeni kararlar da almak istiyorsunuz. Ama kariyeriniz, hedefleriniz ve planlarınız konusunda fikren ve ruhen hazırsanız bu değişimleri daha fazla bekletmemenize özen gösterin. Aynı zamanda iyi niyet ile yaşanan ilişkilerin üzerine atılan iftiralar balık ilişkilerinde ve beraberliklerinde büyük kaoslara neden olabilir. Dolayısıyla bir balık burcuysanız ve bir iftiraya uğradıysanız lütfen bu olayın üzerine gitmekten çekinmeyin. Hakkınızı arayın. Alıngan tavırlar göstermek yerine uzak durun. Hakkınızı arayın. Kim size haksızlık ederse etsin, siz hakkınızı arayın. Atılan iftiraları kapatmaya çalışmayın. Muhakkak hakkınızı arayın. İşiniz ve kariyerinizde yeni değişimler yapmak istiyorsunuz, yeni kararlar almak istiyorsunuz. Bunlar için de hemen harekete geçin. Ummadığınız birilerinin ihanetine uğrayabilirsiniz. Bu iftira size bir arkadaşınızdan gelebilir. Çok güvendiğiniz bir kişiden görebilir, yaşayabilirsiniz. Hüzünlenmek, üzülmek yerine hakkınızı aramak, tüm gerçekleri ortaya çıkarmanız açısından sizi şanslı kılacak. Ama sessiz kalırsanız, hakkınızı aramazsanız, bak defalarca söyledim, üzülen yine siz olursunuz. Yani balık burcu bu hafta sessiz kalma. Asla sessiz kalmasın. Gerçeğin peşinden ayrılmasın. Endişe de etmesin. Korkusuzca davransın. Yeni değişiklikler ve yeni kararlar almak istiyorsun demişsin balıklara. Ve harekete geçin. Aşk hayatında mı, özel hayatlarında mı? İş ve kariyer yaşamlarında. Peki. Bu yeni değişimler gündeme gelecek. Harekete geçmeleri kazanç, gelir, hedef konusunda da büyümeye etki edecek. Hı-hı. Ve neden olacak. Ummadığınız birinin ihanetine uğrayabilirsin derken bu partnerinin ihanet mi olacak? Yoksa iş hayatında da mı ihanet? İş hayatında da iş hayatındaki arkadaşlıklarından da, özel hayatındaki arkadaşlıklarından da ihanetlere çok açık oldukları bir haftadalar. Eyvah eyvah. İhanete uğradığınız bir insanı hayatınızda asla barındırmayın. Peki şu mesela aşkta bir yıldız ya, onu beş yıldız yapmaları için ne yapmaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Alıngan, kırılgan davranmamaları gerekiyor. Diyelim ki bir ilişki yaşıyorlar. Hadi ihanet olayı olmadı. Partneriniz sizinle yeterince ilgilenmiyor. Hı hı. Kendinizle alakalı ne düşündüğünü, ne hissettiğini onun gözünden, onun sözünden göremiyorsanız bunu ona söyleyin. Surat asmak yerine, alıngan davranmak yerine hakkınızı aramanız gereken bir haftadasınız. Sağlıkları nasıl balıkların? Sıhhat ve sağlıklarında eğer haklarını aramazlarsa, isteklerini talep etmezlerse beden sağlıkları son derece yerinde olası mümkün. Ama ruh sağlıklarını yıpratabilirler, üzebilirler. Peki iş hayatlarında ekleyeceğim var mı onlara? Yeni kazançlar, yeni iş imkanları var mı? Mevcut düzenlerindeki huzurun artması ellerinde. Hı hı. O yüzden bu hafta değişimler yapmak yerine gelişim ve ilerlemeye odaklanmak onların hayrına. Hı hı. Yani tamamen kendinizi mevcut işinizde ve düzeninizde geliştirin. Spotumuz ne? Spotum. Alıngan olmayın. Ve susma. Susma. Alıngan olma ve susma. Haksızlık karşısında susma. Susma. Peki hemen döneceğiz 12 Burcu'ya, tekrar yorumlayacağız. Sorular. Balık kadınıyla balık kadını hangi erkekten nefret eder demiş. Niye böyle bir soru sordunuz?
Yani nefret derken beğenmez desek daha doğru olurdu. Hangi? Cimri erkek sevmez. Cimri de kim olur? Terazi dersen düşüp bayılacağım. Terazi erkeklerine burada laf söyletmem. Oğlaklar ve Ha? başaklar cimri olur. Öyle mi? Evet. Balık kadınıyla birlikteyse ama Ha. bir yengeçle birlikteyse Cimri olmaz mı? yapamaz, yaptırmaz karşısındaki. Ha. Koç erkeğiyle başak kadını mutlu olur mu? Olamaz. Neden? Neden olamaz? Koç erkeği enerjik, Hı. hareketlidir. Tamam. Başak da mütemadiyen şeydir. Hep böyle bir memur edasıyladır. Kamu ve kuruma hizmet ettikleri için Tamam. enerjik bir kişiye hizmet etmeyi sevmezler. Peki boğa kadını ikizler erkeği aşk hayatında uyumlu olur mu? Boğa kadını hareketli erkek sevdiği için toprak ve hava zıt gibi görünür ama zıt kutuplar birbirini çeker. Yani olur mu diyorsun? Olur kesinlikle. Oryantal bir ilişki olur. O ne demek ya? Hareketli, Hareketli ha? oynak bir ilişki olur. Ama evlilik olur mu? Hani yükselenlerde ve aylarda bir değişim yoksa olmaz. Yani boğa kadını ve ikizler erkeğinin aslında aşk uyumu hep hareketli, tansiyonu yüksek bir ilişki Yüksek olur. tansiyonlu bir ilişki olur. Peki ikizler kadını hayatında nasıl bir eşle mutlu olur? Gösterişli, güçlü, paralı adam sever. Eşittir hangi burç yani bu? Aslan, Ha. yay, para bunlar da vardır genelde. Aslan ve yay. Peki. En son sorumu da söyleyip hemen haftanın enlerine geçiyorum. Yengeç kadını parayı mı, aşkı mı seçer? İkisini de sever. Öyle mi? Tabii. Kim sevmez ki? İkisini de çok sever. Peki haftanın enlerine hazır mısın? Hazırım. Haftanın enlerinde bakalım. Haftanın enlerini bulamıyorum. Ne tatlıyım. Buldum. Geldim. En şanslıları kim bu hafta? Ya da en şanslısı. Bu hafta siz çok şanslısınız. Hızlı hızlı getirelim arkadaşlar ekrana. Haftanın en şanslısı sevgili Başak. Tebrik ediyoruz Başakları. Evet maalesef bu hafta sen çok şanslısın. Ne kadar sürecek senin Bir hafta. şanssızlığın? Öncelikle kim bu haftanın en şanssızı bir onu görelim sevgili koçlar. Ne kadar sürüyor koçların? Bir Bir hafta mı? hafta. Peki haftanın en paralıları kim? Bu hafta siz parayı değil, para sizi kovalayacak. Evet. Peki siz kimsiniz? Yengeçsiniz, başaksınız, kovasınız, balıksınız. Hadi gözünüz aydın kızlar ya da beyler. Bu hafta gerçekten para sizi kovalayacak. Haftanın en mutlusu kim? Bu hafta o kadar mutlusun ki mutluluğun ne kadar sürecek? Sevgili yay, ne kadar sürüyor yayın mutluluğu? Yayın mutluluğu artık o sürece girdi. Hmm. Çok uzun sürecek. Süper. Peki haftanın en mutsuzları kim? Evet sen şanssızdın. Bu hafta mutsuzsun da sevgili koç. Ama bir de yanına balık eklendi. Balık da bu haftanın en mutsuzu olacak. Çünkü dedi ya Nuray Sayar, aşk hayatında ihanetler olabilir. Ondan dolayı herhalde Evet. balıklar mutsuzluk Mutsuz. yaşayacak. Peki en uyumlusu kim? Uyumluları bu hafta. Sen ve eşin eğer bu burçtansan yani yengeç ve oğlaksanız bu hafta gerçekten mutluluk yakanızı bırakmayacak. Peki bu haftanın en uyumluları kim? Bu hafta o kadar uyumlusunuz ki. Getirelim ekrana. Sevgili yengeç ve oğlak en uyumluları. En uyumsuzu kim? Yani bu hafta eşin veya sen bu burçtansanız uyumsuzsunuz. Neye dikkat etsinler en çok? Koç ve başaklar. İletişim, kendilerini ifade etmeye çok dikkat etsinler. Bu arada Nesli Selin hanımefendi demiş ki, Nuray Hanım Allah senden razı olsun. Kocamla 19 yıldır evliyim. Benim bütün duygularıma tercüman oldun. Terazi mi? Teraziymiş kocası. Aşkta kim kazanıyor? Aşkta kazanıyorsunuz. Ey terazi erkeği ve kadını. Aşkta kazanıyorsun aslanla beraber. Kim kaybediyor? Hem şanssız, hem mutsuz, hem aşkta kaybediyor sevgili koç. Ama onun yanına da arkadaşlar aşkta kaybedenleri giriyoruz. Koç ve balık. Ama bazen kaybetmek Nuray kazançtır, Sayarı biliyor ne musunuz? söyledi? 12 burca. Hemen geçelim.
Geçiyoruz. Yeni değişiklikler yapmak, yeni kararlar almak istiyorsun sevgili balık. Bunun için biraz cesarete ihtiyacın var. Aşk hayatında balık biraz alıngansın. Bu alınganlık senin istenmeyen sebeplerle, sonuçlarla karşı karşıya kalmana neden olabilir. Yani bu tavırlardan, alıngan tavırlardan uzak dur dedi. Açık sözlü. Açık sözlü ol, duygunu ifade et. Bir de ummadığın birinin ihanetine uğrayabilirsin dedi. Yani sevgili balık, Bir özellikle sürü balık partnerleri yazmış. Bu konusunda. sabah öğrendim aldatıldığımı diye. Gerçekten Evet, mi? bak özgür, Yani balıkların menüs. aldatılma konusunda Zor bir zor bir hafta. haftası. Alıngan olma dedi sevgili balıklara. Kesinlikle.